Korucu Rize'den katılıyor programa. 54 yaşında. 22 Mart tarihinden bir kayıp olan kızı Fatma Korucu için burada. Evet buradayım evet. Hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim. Kızın 20 yaşında. Evet. Açık öğretimde lise öğrencisi. Evet. Ee, sabah 22 Mart'ta sabah evden çıkıyor. Evet. Nereye gidiyor? Mayış almaya gitti. Babasının rahmetli olmuştu babası. Mayış'ı almaya gitti. Dönüş daha geri dönmedi. Sen de kızını bekliyorsun gelecek Gereceğim, diye. Gelecekteyim bekledim. Baktım gelmedi. Polislere, karakollara başvurduk. Hı, hı. Onlar dediler ki araştırdılar. iz bir iz buldular. Hı, hı Dediler ki İzmir'de bulundu. İzmir'de hı hı. havalarında inmiş. O hı hı. ifade vermiş. Ben de kendi üst ayaklarımın üzerine durma için geldim. Çalışacağım. Hı hı. Öyle ifade vermiş. Bize öyle bilgi verdiler. Siz kaç kişi yaşıyorsunuz evde? Ben iki kişiydik. Üç tane çocuğum var, ikisi evlidir, bir, bir de bu benim yanımdadır. Kimse ya siz yok. aslında bir evin içerisinde bir ana kız yaşıyorsunuz. Evet, evet. Bu kız senin yanından 22 Mart'ta e, çıkıp gidiyor, aslında kaçıyor. Evet. Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyor. Evet. Sevdiği birinin yanına gitmiş olabilir Sevdiğim mi? Sevdiği bir şey yoktu. Sürekli bir tableti vardı, tabletin içine çok kapandı. Kızım <laughs> ka tablete girme deyince Ato beni hor görmeye başladı, adam söylenmeye başladı. Kızım etmeyle ama bu internetle insanın beynini la yapma yavrum. De. Derdi ki nefret ettim senden, bu söylemeyi bırak derdi bana. <laughs> en sonunda da böyle bir şeyler oldu, İşte o kaçmadan önce... Ne dedi? i̇ki üç gün önce bana dedi ki şeydir diyor, anne be bir abi var. Bana İzmir'de iş, iş ayarladı, ev ayarladı. Ben gideceğim, kendi ayaklarımın üstüne duracağım. Kızım kimim var ha burada, ben varım. Çalışmak istiyorsan burada çalış. Hı hı. Yok dedim, seninle burada durmayacağım. Ben gide. Dedim ki adam sana ne kadar yardım eder yavrum. bir ne biçim insan ki sana yardımcı olsun da. İzmir'de intern, adamı... internette tanıştı biri var. Artık bilmiyorum işte. Bana iş bulacak, bir de ha. ev bulacak dedi. Evet. Ben onun e, onun yanına gideceğim İzmir'e. Evet. Çalışacağım ve kendi ayaklarım üzerine evet. duracağım. Evet. Ben Peki kızım... sizin sizinle beraber yaşarken hiç kendi ayaklarının üzerinde durdu mu? dursa işte durdu nasıl? Tabletin içine kapandı sürekli. Gece yatahta, gündüz yatahta yapma yavrum dedim. Bu kötü göründü buna. Annesi söyleyen oldu. Hı -hı. Şimdi dışarıdaki insanlar da hep beni kötü bildiler. Kızıma söylemişim ben. Bir anne evladını kötülüğünü ister mi yavrum? E zaten Nasıl? yeni çağda Şükran ablacığım annelerle yani ebeveynlerle çocuklar arasındaki en büyük tartışma o tabletten o kafanı kaldır şöyle oynama aman süreler filan biz bile yaşıyoruz bunu yani. Ama çocuklar fazla o dünyaya dalıyorlar. Kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen aslında Fatma sizinle evet. beraber yaşarken hiçbir zaman evet. o ayakların üzerinde durmadı ve çalışmadı. Evet. Ama internette tanıştı o abi eğer kimse ona iş bulacak ve ev tutacak. Ondan Oradan da şikayetçiyim, Kişi. Ee, ona, evet. Ama e, bakalım yani gerçekten böyle biri var mı? Kızın gittikten sonra seni hiç aradı mı? Aradı. Üç ee, gün sonra aradı, görüntülü göründü. Hem telefonunu gizletti, hem adresini söylemedi. Dedi ki ben adresimi zaman geldi mi söylerim. Şimdi şu anda söyleyemem dedi. İşe başladım dedi. <laughs> bir de bir hatta ev tuttum dedi. Evini gösterdi görüntülü. Yatağı odasını ilk defa, ilk konuştuğunda yatağı odasını göstermedi. Hı hı. İkinci şeyden de yatağı odasını gösterdi. Sonunda oturma odasını göstermedi. İlla ki birileri var yanında kızım ki. Ben evladımı istiyorum. Gerçekten bir artı bir evde yaşıyor. Evet. Ee, i̇şimi de buldum dedi. Öyle dedi evet. Kaçtıktan üç gün sonra. Evet. Hem işi var hem de evi var. Peki evet. kızın giderken, şimdi evet. bir ev tutmak için para lazım. Evet. E ee, bir işe başladığında aynı gün hiç kimseye de para vermiyorlar senin bir ay çalışman lazım maaşını alman gerekiyor ki bir düzen kurasın. Kızım şey giderken para almış mıydı yanına bir evden de şeydi, para götürdü mü? Onu anlatacağım sana. Ee, benim babam da rahmetli oldu. Onun babası da rahmetli oldu. Ee, benim ablam dedi ki git başvur dedi. Devlet yana kadar babam durumu yaramıyor dedi senin. Sen hiçbir şeyim yok, evim yok, bakım yok, kira kapılandayım ben. Başvur dedi belki babam maaşını da alırsın dedi ablam. Hı, -hı. Ee, gitti oraya başvurdu dedi ki sen dedi İkisi de sesek olduğu için dedi, ikisini sen alamazsın dedi. Hı -hı. Babasının maaşını kızın üstüne yaparsan dedi. Hı -hı. E, onun üstüne olursa seninkini senin babanın üstüne yaparım dedi. Ama hiçbir zaman parayı hiç aldı mı bana verirdi. Ama o gün benim parama değmedi, kendi parasını aldı gitti. Ne kadar aldı o gün para? Babanın 2000, maaşı? Babasının parası 2 milyar onun için. bin TL'yi aldı. Evet. E, oradan da evet. Ne, evet. hangi şehirde olduğunu söyledi? İzmir'de göründüğünü dediler la poliste. Ama bize dedi ki İzmir'de endim, polislere ifade verdim ama İzmir'de değilim. At nerede olduğunu da söylemiyor, adres de vermiyor. Ama tanıştı işte abi İzmirli bir abi. Öyle dedi bize. İzmir'de. Gerçekten İzmir'de mi yoksa başka bir yok, şehirde mi? Lütfen, he, size yalvarıyorum varıyorum. bulun bana. Fatma'ya bir seslensene şükran Fatma abla. Fatma kızım gel ben seni çok hozladım Seviyorum seni yavrum. Bekletme anneni. Ne olursun yavrum? Kurban olduğum besin çok seviyorum. <laughs> Baba bir tane sen varsın yavrum ne yapacağım ben sensiz kurban olduğum Allah ım. buralara kadar getirdim beni yavrum azın sev ne olursun gel lütfen hani ev içerisinde diyorlar ya işte huzursuzluktan kaçtın diye ev kalabalık oluyor anlaşamıyorlar filan hani bir anne kız iki kişilik bir hayatınız varken zor da bir geçim yaşam ee... Evet. evet. ...mücadeleniz var. Yani hani... <laughs> ...düzenli bir hayatınız yok, evet. Gelene emekli... ...maaşıyla yaşamınızı evet. sürdürüyorsunuz. Bir şekilde kıt kanaat evet. geçinmeye... ...çalışıyorsunuz. Evet. Bu çocuk bu kadar... ayakların üzerinde durmak istiyorsa önce... ...olduğu ve güvenli olduğu yerden... ...başlamalı. Bunu yapmıyor. Yapmadım. Ama bir anda internetten tanıştığı insanın... ...yanına evet. gidip orada bir diyor ki... ...ben kardeşim, ayaklarım üzerinde... Evet. ...duracağım. Bu arada çok sayıda olmaz bu. Ee, i̇hbar geliyormuş. Kütahya Gediz de Gediz ilçesinde olduğuna dair Fatma Korucu'nun e, Gediz'de olduğuna dair bilgiler geliyor. ihbarlar da geliyor. Fatma Korucu'yu arıyoruz sevgili seyirciler. Gediz halkına da buradan çağrıda bulunuyorum. Kızımız inşallah. inşallah. E, 20 yaşında 22 Mart tarihinde Rize'deki evinden. ...kaçıp gidiyor. İnternette tanıştığı... ...bir kişinin kendisine ev... E, ...sağladığını ve e, iş bulduğunu da... ...söylemiş. İnşallah... ...Fatma'yı bulur. Senin de yüzünü... ...güldürürsün Şükran ablacığım. Pazartesi... Inşallah. ...devam edeceğiz. Tamam i̇nşallah, mı? İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah kavuşturursun yavrum. İnşallah... ...annem ya. Bir de dışarıdaki... ...etrafa da bir şey anlatamıyorsun. Hı hı. Bu dönem hep beni suçluyorlar. Annelik yapamamışım. Ben ne bileyim nasıl annelik yapacağım kızım, bunu soruyorum sana ben. Evladın uyanmayacaksın mı? Ev Uyanacaksın da yavrum, bunu yapma diyeyim. Uyanacaksın da... Hep dişlediler. dışarıdan kimse destek çıkan olmadı bana. Sen anneliğini mi, anneliğini mi yargılıyorlar? Evet. Diyeceksin ki herkes anne kendi anneliğine, herkes, herkes kendi evladına baksın diyeceksin. Öyle ki annelik yapamadım, kız gitti yanından. Nasıl annelik yapacağım? Yanında duruyorum, istediğimi artık... alıyorum, istediğimi iyi. Hayır, senin anneliğinden ziyade artık 20 yaşında ayakları üzerine duracak bir genç kız önce kendini korumayı öğrenecek. Evet. Değil mi? Evet. Önce aile değerlerini bilecek, bir bakacak diyecek ki ya benim bir anam var, ben gidersen başıma benim neler gelir ya da o benden sonra ne olur diye. Önce bir Fatma'yı bulalım, bakalım Fatma nerede, niçin Rize'deki evinden ayrıldı?